Merhaba sevgili Sektörel Başarı programı izleyicileri, İstanbul'da Ataşehir'de alışverişin kalbinin attığı AVM'deyiz. Metropol'deyiz efendim. Regina Ayakkabı'ya sizler için konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Taner Yalçın daha bulunuyor. Şimdi çalışmalar hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyalım kısaca. Efendim ben haczatına mimarım. Evet. Evet ama bu ayakkabı sektörüne de 15 yıl evvel çocuklarım girmek istedi. Ben de onlara yardımcı oldum. İşte böyle bir sektöre girdik. Ve şu anda yabancı ve yerli ayakkabılar satıyoruz. İtalya'nın markalarını satıyoruz genelde. Dünyaca ünlü markalar dünyaca görüyoruz. Ünlü. Evet yani bu markaların içerisinde işte herkesin bildiği gibi Prada, Valentino, Alexander McQueen, Zanotti, Hogan, Tod's. Yani hemen hemen bizde 15 çeşite yakın marka var. Evet. Biz bunu 10 senedir ithal ediyoruz İtalya'dan. Ve her ay İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da showroomlarda ayakkabıları seçiyoruz. Tabii sezon, her sezon bir sezon öncesini seçiyoruz. Evet. Ama işte bunların ithalatı falan bayağı zorlaşmaya başladı Türkiye'de. Kolay değil. Çok kolay. Taner Bey kendi elleriyle seçiyor. Evet. İtalya'ya gidip yanlış anlaşılmasın. Evet. Kendi elimizle hanımla beraber gidiyoruz. Kreasyonu orada bakıyoruz, seçiyoruz ve onları Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Fakat işte gümrüklerde problemler var. Geliyor ayakkabılar İTKİP'ten bazen kesiliyor. Kanserojen maddeleri Ticaret Bakanlığı tarafından inceleniyor. Yani herhangi bir kanserojen maddesi varsa ayakkabılar imha ediliyor. Ama bugüne kadar bizim böyle bir problemimiz olmadı. Çünkü hepsi İtalyan menşeli ayakkabı. Yani bir böyle biz uzak doğu Çin'de üretilmiş bir malı getirip sergilemiyoruz. Yani evet, önce de bir iddianız vardı. Hiçbir şikayet almadık dediler bugüne kadar. Yok. Yani yerli ayakkabılardan da üretimde bizim İtalya'dan gelen şeyler var, bizim deriler var. Oradan ayakkabıları modellerini seçiyoruz. Burada Türkiye'de onları en iyi kaliteli yaptırmaya çalışıyoruz. Yani bayan ayakkabılarında hem şey olarak kalite olarak hem de rahatlık olarak bizim müşterilerimiz çok memnun. 10 senedir yani bizde bir ayakkabıyı geri getiren falan pek müşteri yok. Yaşanmadı. Ama yabancı ayakkabılarda olmuyor mu? Oluyor. Hı.
Böyle bir durumla da karşılaştığımız zaman İtalya'ya gönderiyoruz ayakkabıyı. Orada ayakkabı inceleniyor. Üretim hatası mı yoksa kullanım hatası mı? Şayet üretimde bir hata varsa o ayakkabıyı bize yeni ayakkabı olarak geri veriyor, döndürüyor. Ama tabii bu ayakkabılar pahalı ürünler. Yani bugün 600 Euro'dan aşağıya doğru bir ayakkabı bulmak çok zor. Marka ayakkabı. Bunları da giyen müşterilerimize şöyle ifade ediyoruz. Aman diyoruz ayakkabılara çok iyi bakın. Yani çünkü bunlar pahalı ayakkabı. O nedenle onları da yönlendiriyoruz. İyi ayakkabıyı temiz giymeye çalıştırıyoruz. Çünkü kolay değil böyle 6-7 bin lira bir ayakkabıya vermek. Kesinlikle öyle. Hemen size soralım, ayakkabı alırken, seçerken nereye dikkat edelim? Deri oluşuna mı, yoksa modeline mi? Şimdi ayakkabı bir kere ayakkabının rahatlığı önemli. Yani ayakkabıyı ayağına giydiği zaman bir erkek veya kadın ayakkabıyla yürürken rahat hareket etmesi lazım. Çünkü insanların 10 saate yakını ayakta geçiyor. Çalışan kesim var. O nedenle biz bir kere içindeki rahatlığa, derinin kalitesine, efendime söyleyeyim, bazı insanların ayakları çok rahatsız oluyor. Mesela kontrpiyesi yüksek ayakkabısı olan bayan ve erkekler var. Onlara da mesela özel biz kontrpiyesi yüksek ayakkabılar ürettiriyoruz ki onlar da rahat etsin. Mesela her ayakkabı her insanın ayağına kontrpiyesi yüksek ayakkabıya olmuyor. Olmuyor. Çünkü standart olduğu için. Ama bizim öyle müşterilerimizden çok talep geldiği için biz gerek İtalya'dan ithal ettiğimiz ürünlerde gerekse Türkiye'deki yaptırdığımız ürünlerde kesinlikle buna çok dikkat ediyoruz. Tabii bir de derinin kalitesi var. Yani çok affedersiniz, hayvanın en iyi noktasından bu deriyi kullanmaya çalışıyoruz. Biraz üretim pahalı oluyor ama neticede o ayakkabıyı giyen de yani rahatlıkla 3-5 sene giyebilir. Temiz bak, tabii, temiz bakarsa ayakkabıyı giyebilir. Evet. Ama ayakkabıyı ne kadar iyi kaliteli de olsa temiz giymezseniz, bakmazsanız tabii yıpranma olanağı daha fazla. Thank you.
Burada hem erkek hem bayan hem de tabii tekstil. Tekstil markalar da var. Evet, bizim mesela Moncler var, Colmar var. Diğer markaları da satıyoruz. Gucci satıyoruz, tişörtlerini satıyoruz. Fakat onları da yani çok ürünler çok pahalı. Hı hı. Yani euronun 9.000 lira şu anda civarında seyretmesi bizim bu İtalyanları bayağı zorluyor. O zaman biz burayı 10 sene evvel 1800 lirayken euro, şimdi 9.000 lira. Yani 5 katı. Evet. O zaman insanların alım gücü de vardı, alabiliyordu şimdi. Ama mecburen de biz çeşit çok getirdiğimiz için yani bizim müşterilerimiz hiçbir yerde biz bu kadar çeşitli bulamıyoruz diyorlar. Yani markanın kendisi de ise bulamıyoruz diyorlar. Ama ne kadar çeşit olursa da o kadar beğeni imkanı daha fazla oluyor tabii müşterilerin. Yani bu şekilde bir 10 senedir bu işi yapıyoruz. Harika. Nişantaşı'nda da şube. Nişantaşı'nda da yeni açtık. 4 ay evvel açtık. İşte orada da daha çok yabancı turist ağırlıklı. İşte bu pandemiden dolayı bu tabii turizmin de problem olduğu için turistlerin de gelmesi biraz güçleşti. Bildiğiniz gibi 2 aydır restoranlar da kapalı. Şimdi turist geldiği zaman nerede yemek yiyecek? Yani restorana gidecek, işte bir yerde nefes alacak, kafeye gidecek, bir çay içecek, kahve içecek. Onlar olmadığı nedenle turist de gelmiyor. Nişantaşı'da da oraya alışmaya çalışıyoruz. Nişantaşı'dan hizmet etmeye. Orada çünkü müşterilerimiz çok vardı bizim karşıda. Evet. Oraya da bir mağaza açın, buraya gelmemiz zor oluyor dediler. İşte oraya da bir mağaza açtık bakalım. Evet, evet. Yani birkaç tane daha şube açmak istiyoruz ama şu ekonomik şey, bir de bu pandeminin rahatlamasını bekliyoruz. Çünkü şubeleşmek mecburiyetindeyiz. Evet, efendim şu anda Ataşehir'de Metropol AVM'deyiz. Burası oldukça hareketli. Evet, şimdi Metropol AVM'nin açılışı hemen hemen 1,5 sene oldu. Tabii açıldıktan sonra güzel bir AVM yaptılar. Ve burası bu pandemi girince mecburen AVM'ler kapanma durumuna kaldı. Evet. Şu anda insanlar da bu Covid'den dolayı biraz çekiniyorlar AVM'ye girmeye. Fakat ben inanın bu AVM kadar, zaten görüyorsunuz çok sakin bir AVM'dir. Başka AVM'ler gibi yani buraya da insanlar anormal bir şekilde gidiyor. Evet. Yani o nedenle çok iyi de dezenfekte ediliyor. Mesela bu AVM'nin içinde daha bir tane Covid'e yakalanan hiçbir şey olmadı.
çalışan personel olmadı yani. Evet. Çünkü ozonla şey yapıyorlar, dezenfekte ediyorlar. Çok memnunuz yani yönetimden de. Tabii bu Covid geçtikten sonra herhalde biraz daha insanlar özlediler AFM'leri. Evet, herhalde gelirler. Oldukça evet. Modern, şık. Evet. Evet. Taner Bey'in dediği gibi dikkatli ve titiz. Çok evet. Şan bir AVM burası. Evet. Alışveriş için de çok uygun. Uygun, rahat. İnsanları boğmadan, sıkmadan. Tabii. Nefes alarak dolaşabiliyor. Gezebilmeyi sağlıyor. Evet. Taner Bey çok teşekkür ediyorum size. Ben de size çok teşekkür ederim. Her zaman öbür mağazamızda da bir ara gene buluşuruz. İnşallah. Orada da bir sohbet ederiz sizde. Evet. Regina ve ekibine başarılarının devamını diliyoruz efendim. Kendinizi özel hissetmek istiyorsanız dünyaca ünlü markaları bir arada bulabileceğiniz ürünler burada. Bekliyoruz efendim, hem bayan hem erkek modelleri, sezonun trend ürünleri bir arada. Hoşça kalın efendim, alışverişe bekliyoruz. Evet.